Şimdi arkadaşlar bir de yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir haznesi var. Bu da böyle sanki vida gibi bir şey, yani ona benziyor. Bu şekilde atıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar gördüğünüz gibi parçaladı. Hiçbir yere saçmadı. Sonradan içinden fındığı çıkarıyorsunuz rahat bir şekilde. Ve ağzıma atıyorum, görüldüm bilmiyorum. Bir tane daha yapalım. Yani rastgele koyuyoruz. Yani normalde böyle de ben size göstermek için şöyle gösteriyorum. Atıyoruz. Ve afiyetle yiyoruz. Şöyle hazırlık yaparak hemen programa başlayayım. Bana bazıları şimdi diyecektir ki programdan önce yapsaydın, yani video çekiminden önce hazırlığını falan yapsaydın. Ya o kadar da çok büyük bir hazırlık yapmayacağım. Sadece kardeşimin aldığı küçük bir hediye var. Ben onu arkadaşlar çok sevdim, yani çok hoşuma gitti. Ve dedim ki uzun zamandır da zaten ürün tanıtımı yapmıyorum. Hani böyle sanki var ya onlarca ürün tanıtımı yapmışım gibi. Dedim bugün bir ürün tanıtımı yapayım. Çünkü kışta geliyor ya, şimdi en sevdiğim şeylerden birisi olacak herhalde. Böyle sıcacık sobalar yanarken fazla gerilere gittim galiba. Çünkü eskisi gibi evlerde artık soba yanmıyor. Onun yerine doğalgaz kullanıyor. Allah'tan öyle ha. Vallahi eskiden o neydi, odunları taşımak, kömürü taşımak, sobayı yakmak vesaire. Bugün sizlere bir... Nasıl atladım konuya? Kendim bile düşünürken dedim ki dur bir dakika, önce bir detaya girseydim falan. Neyse. Bugün A101'de satılan, yoksa 1000'de mi? Vallahi tam bilmiyorum ama kardeşim böyle yerlere gitmeyi çok seviyor. Ben sanki sevmiyorum, ben de seviyorum. Ve böyle ilginç şeyler bulmayı seviyor. Enişte Ordulu ve bu sene fındık toplamaya gittiklerinde bana der ki işte sana da fındık getirelim falan. Ya dedim, ben geçen senelerde getirdim, ben çok fındık yemiyorum falan diye. Çünkü o fındığı kırması, o işte fındık kırıcılarla teliften dolayı şarkı alamıyoruz. Ben hemen söyleyeyim. Seni gidip fındık kıran. Ay bana, aslında şarkıyı bu anlamda da düşünebiliriz değil mi? Böyle bir yandan fındık kırıyor birisi, bir yandan da şarkısı var. Diyor ki işte seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran. Telif olduğu için kendim söyledim. Ha, bu kısımların sesini kapatabilirsiniz. Fındıklı başka şarkı var mıydı ya? Yine yeşillendi. Yok, o bir önceki sezon anlatmam gerekiyordu. Çünkü yeşili bırakın, artık fındık dallarında ne yaprak ne de fındık kaldı. Şimdi Ordu'dan, Bülbül Köyü'nden geldi bu arada fındıklar. Çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm Bülbül Köylülere de selamımı iletiyorum. Tabii ki öncelikle kardeşime çok çok selamlarımı. Ve de diyeceksiniz ki telefondan söylesene niye buradan yapıyorsun diye. Ya bir YouTube kanalımız var, oradan yapalım yani, ne olacak. Dediğim gibi geçen senelerde getirilen fındığı o kadar yemiyorum. Ceviz yemesini daha çok seviyorum. Fakat çünkü bu fındığı kırması, işte etrafa dağılması vesaire çok beni... Allah seni öndürsün, çok yoruyor beni. Ben o yüzden dedim ki ben fındık istemiyorum, bana fındık getirmeyin. Ama kardeşim dedim ki böyle bir jest yapmış. Şu gördüğünüz bu bak şey, şarkı da buna çok uyar ha, böyle seni gidip fındık kıran falan diye. Böyle bir alet getirmiş. Ya dedim bu alet nedir, böyle şey gibi, vida gibi bir şey falan var. Bu dedim asla fındık kırmaz ki yani, yani o kadar, yani kırsa da güzel kırmaz diye falan diye. Ama fark ettiyseniz video ile beraber başladım yani burada daha tanıtımını yapmadan yemeye. Oldu mu? Burayı kessem mi? Hayır, çünkü niye diyorsun? Şimdi bunu yiyeceğim diyecekler ki yerden bulduğunu biliyor. Arkadaşlar daha yerleri yeni sildim. O yüzden de herhalde bir... Tamam yiyeyim hadi, kalsın orada. A101'de satılan, yoksa 1000'de mi? Vallahi tam bilmiyorum ama kardeşim böyle yerlere gitmeyi çok seviyor. Ben sanki sevmiyorum, ben de seviyorum. Ve böyle ilginç şeyler bulmayı seviyor. Enişte Ordulu ve bu sene fındık toplamaya gittiklerinde bana der ki işte sana da fındık getirelim falan. Ya dedim, ben geçen senelerde getirdim, ben çok fındık yemiyorum falan diye. Çünkü o fındığı kırması, o işte fındık kırıcılarla teliften dolayı şarkı alamıyoruz. Ben hemen söyleyeyim. Seni gidip fındık kıran. Ay bana, aslında şarkıyı bu anlamda da düşünebiliriz değil mi? Böyle bir yandan fındık kırıyor birisi, bir yandan da şarkısı var. Diyor ki işte seni gidip fındık kıran, yılanı deliğinden çıkaran. Telif olduğu için kendim söyledim ha, bu kısımların sesini kapatabilirsiniz. Fındıklı başka şarkı var mıydı ya? Yine yeşillendi. Yok, o bir önceki sezon anlatmam gerekiyordu. Çünkü yeşili bırakın, artık fındık dallarında ne yaprak ne de fındık kaldı.
Şimdi Ordu'dan Bülbül Köyü'nden geldi bu arada fındıklar. Çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm Bülbül Köylülere de selamımı iletiyorum. Tabii ki öncelikle kardeşime çok çok selamlarımı ve de diyeceksiniz ki telefondan söylesene niye buradan yapıyorsun diye. Ya bir YouTube kanalımız var, oradan yapalım yani, ne olacak? Dediğim gibi geçen senelerde getirilen fındığı o kadar yemiyorum. Ceviz yemesini daha çok seviyorum. Fakat çünkü bu fındığı kırması, işte etrafa dağılması vesaire çok beni, anlatayım ya Önders'in, çok yoruyor beni. Ben o yüzden dedim ki ben fındık istemiyorum, bana fındık getirmeyin. Ama kardeşim dedim ki böyle bir jest yapmış. Şu gördüğünüz bu bak şey şarkı da buna çok uyar ha, böyle seni gidip fındık kıran falan diye. Böyle bir alet getirmiş. Ya dedim bu alet nedir, böyle şey gibi vida gibi bir şey falan var. Bu dedim asla fındık kırmaz ki yani, yani o kadar yani kırsa da güzel kırmaz diye falan diye. Ama fark ettiyseniz videoyla beraber başladım yani burada daha tanıtımını yapmadan yemeye. Oldu. Burayı kessem mi? Hayır, çünkü niye yiyorsun? Şimdi bunu yiyeceğim diyecekler ki yerden buldum biliyor. Arkadaşlar daha yerleri yeni sildim. O yüzden de herhalde bir tamam yemeyeyim hadi kalsın orada. Sonra yerim. Geçenlerde şimdi basında belki izlemişsinizdir hani bazı şeyleri çok abartıyorlar ya. Bir Ordu'da bir arkadaş bu fındıkların içerisinde yüzmüş. Sonra işte suç duyurusunda falan bulunmuşlar. O da demiş bu yüzdüğüm fındıklar yani şey neydi onun adı, hani sizin de böyle gelip de işte ağzınızda kırdığınız fındıklar halinde satılmıyor, olacak şekilde satılmıyor. Onun yerine bunlar işte kırma fabrikalarına gönderiliyor, kırılıp sonra işte kırılmış haliyle satılıyor falan diye. Nereden nereye yani, valla böyle bir şey yapacağım diye, fındık kıracağım diye nereden nereye geçtik. Şimdi arkadaşlar öncelikle size bakın bu fındık kıranla, şöyle bir tane kırayım göstereyim önce, kırdım. Ondan sonra içinden iki parça çıktı. Bazıları böyle kardeş fındık oluyor ya, öyle bir fındıklar çıktı. Bir böyle, bir böyleyim. Fındık da gerçekten çok güzel. Bülbül Köyü'nün fındıkları zaten ayrı bir lezzetli oluyor. Yalan ha, ikinci defa yiyorum. Yok yok, gerçekten çok böyle. Şimdi taze fındığın tadı çok daha farklı oluyor. Ben size burada bakın, hani Cem Yılmaz'ın esprisi var ya, işte bakın burada hazırlanmışı var falan diye. Gerçi bunu ben geçen yemek programında da galiba bu espri yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi nasıl güzel kırıyor. Görebiliyor muyuz? Bakın bunların tadı da oldukça güzel. Ya şimdi yalan söylemeyeyim arkadaşlar. Bu kırılmış fındık. Hatta seni ne yapıyorsun? Hazır aldığım, reklam olmasın. Hazır aldığım fındığı buraya koydum. Şey olsun diye. Dekor olsun falan diye. Bu bununla kırılmış fındık değil çünkü sahte olduğu, yani bunun bununla kırılmadığı şuradan anlaşılıyor. Mesela bakın bununla kırdığım fındıklar renk olarak daha farklılar ve boyut olarak da çok farklı. Onlar bayağı iri. Bunlar daha küçük ve rengi kahverengi bir şekilde çıkıyor. Neyse sohbeti konuyu falan bırakalım. Bu şeyin makinenin adı neymiş? Urve Plastik Tavkır Fındık Kıracağı. Şöyle tavşanlı ve davşanlı falan şeyi var. Gerçekten kim akıl ettiyse mükemmel akıl etmiş. Çünkü böyle bir aletin böyle fındığı çok kolay bir şekilde kırıp yenecek hale getireceğine ben vallahi gerçekten de böyle inanamazdım yani. Hani gerçekten yani. Beni çok şaşırttı. Harika bir şekilde hiç zorlamadan, hiçbir fındıkta şu ana kadar zorlanmadım. İçindeki fındığı da kırmıyor yani, ezmiyor. Hani gördüğünüz gibi böyle görebiliyor musun? Kameraya yaklaşır inşallah sonra da. Böyle iri iri olmasa da mesela şu fındıkla kıyaslarsak aslında aynı. Vallahi aynı. Ben zaten bunlar daha iri görünüyor. Böyle. Tadına bakayım. Arkadaşlar bu biraz kavrulmuş belli. Bu ise kabuğu geldi. Bu ise arkadaşlar çiğ hali. Yani daha henüz yeni toplanmış haliyle olduğu için arada böyle bir fark var. Bir de bunların kabukları falan soyulmuş. Lezzet olarak ise dediğim gibi bu fındık ve bu fındık aynı. Birbirini kırmayayım yani, ikisini birden övmüş olayım. Bunu dediğim gibi arkadaşlar internet üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Bana hediye geldi. Ama mutlaka ve mutlaka almanızı tavsiye ederim. Çünkü çok kolay bir fındık kırıcı. Bir fındık kıran aletini tanıtmanın sonuna geldik. Ben size yakından bir de kamera çekimiyle göstereyim nasıl bu işi kırıyor falan diye.
beni zorla izlediğim, inşallah zorla izlememişsinizdir. Ama izlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Video hala bitmedi mi ya? Kapatmadık mı videoyu? Ben bayağı fındık yemeye devam ediyorum. Aa, yine ikili çıktı. Bazıları böyle ikili çıkıyor. Video bitti, kapat.